Sevgili dostlarım, bu işler zor işler. Taşınma işleri cidden zormuş. Bak böyle yüklüyoruz arkada. Biraz sohbet edelim istiyorum. Şuraya oturayım. Şurada temiz bir örtüm vardı. Şöyle biraz oturayım, biraz sohbet edelim. Şimdi biz başta konuştuk işte. Kargo trailer falan. Öyle bir şeyler kiralarız diye planlıyorduk. Ama çevirdik işimizi. Aldık böyle U-Haul'un bir tane kamyonetini. Şimdi bunu aldık, geldik. Arabayı orada bıraktık. Arabayı niye orada bıraktık? U-Haul'da bıraktık arabayı. Çünkü eşyalarımı yükleyeceğim. Daha sonra gideceğim oraya. Arabamızı bir tane trailer'ın üstüne koyacağız. Onu da bunun arkasına bağlayacağız. Bu konuda da yardım istedim tabii ki. Garanti olsun diye. Onlar halletsin o işi diye. Başımıza bela almayalım, uğraşmayalım bir de onunla. Ayrıca bunlar için hem bu araç için hem onun için sigortalar da yaptırdık tabii ki ekstra. Fiyatların tamamını konuşacağız. Fiyattan ziyade bu işler yorucu. Tabii bu kamyon ve arkasına trailer kiralamak, kargo trailer kiralamaktan neredeyse, bir dakika, 6 kat daha pahalı. Kargo trailer, evet, bu 6-7 kat daha pahalı. Aynı zamanda tabii gazı mazı vesairesi. Ama olsun, yani yapacak bir şey yok. Bu kadar eşyayı küçük bir, yani büyük aslında da, o kargo trailerla taşıyamazdım. Çekebilirim ama aracım, yani taşırım ama aracım da sıkıntı vesaire vesaire. Bir ton dert, yoruldum. Şu an saçmalıyorum zaten, onun da farkındayım. Yorulduk. Nasıl olacak? Daha bir de bunun oraya gidince taşıması var. 10 saat araba sürmesi var falan filan. Of of. Zor. Amerika'da yaşam zor arkadaşlar, gerçekten. Şu halımıza bak bak. Ne hallere düştük. Öyle. Devam. Aracı yükledik. Aracı yükledik ama öldük, yorulduk. Şöyle bir ne varsa aldık işte yanımıza. Toplamda dostlarım 660 mil gibi bir yol gideceğiz. Yani 1100 kilometre yol gideceğiz. Yol çok uzun. 1100 kilometre yolumuz var. Böyle yüklü bir araba. Arkada büyük bir araba. Daha böyle yüklü bir kamyon ve arkada büyük bir araba. Bakalım, şans dileyin bana. Yola çıkalım. Buradan gidelim, benzin alalım. Hem onun da masrafı ekleyeceğiz onu da. Bize yarım depo verdiler. Yarım depo geri teslim edecekmişiz. Gidelim fullleyelim önce aracı arkaya, benim aracı arkaya bağlamadan. Onu fullleyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. O arada yiyecek bir şeyler de alalım hatta, bir yere uğrayıp. Çünkü kahvaltı da yapmadık bugün, değil mi? Yer miyiz? Bir şeyler yiyelim. Yolda hatta alır ya da durur yolda, bilmiyorum, bakarız. Bakarız, bir yerde durmamız lazım şart. Ya da istersen önce yiyelim, değil mi? Önce yiyelim, hızlıca bir şeyler yiyelim. Oraya gidelim. Sonra da yolumuza devam edelim. Hadi, hadi kapatalım. Yine geldik akaryakıt almaya. 3 saat yol yaptık. 3 saat yolun ardından mola verdik. Dedik ki yarım depo yakmışız. Depomuzu fullleyelim dedik. Tekrardan bir fullleyelim bakalım. Evet. Bekliyoruz. Biraz bekleyin. Geç. Reward'umuz, üyeliğimiz yok. Receipt. Evet. Fiş istiyoruz. Okey. Çektik. Burada şöyle şeyler var. Diyor ki bas, hangisini istiyorsun? Şunu alalım ya. Başladı yazmaya. Yazıyor. Öyle dostlarım, yolumuz gayet iyi gidiyor. Tahmin ettiğimden sürmesi kolaymış. Sürmekte biraz zorlanacağımı düşünmüştüm. Ama sürmesi kolaymış şöyle. Gidiyoruz bakalım şimdilik. Kazasız belasız. Sevgili dostlarım, yaklaşık yola çıkalı bir saat kadar oldu. Şimdi Minnesota'dan aşağı doğru indik. Rochester'daydık zaten, Rochester şehrinden. Aşağı doğru indik. Şu an Iowa'dayız. Iowa'dan geçiyoruz. Daha yeni girdik Iowa'ya zaten. Yani içlere doğru gidiyoruz. Iowa'yı da geçeceğiz. Bir otel rezervasyonumuz var. Bir yerde konaklayacağız. Yaklaşık bir 5 saat kadar yol gideceğiz oraya. Öyle gösteriyor harita. 5 saat yol gittikten sonra Illinois'te konaklayacağız. Iowa'da konaklamayacağız. Illinois'te, unuttum ismini, Prairie
galiba. Şuraya yazarım. Öyle bir şehir var. Illinois ise Iowa'nın hemen o arasında bir yerde. Hatta şöyle, Iowa ile Indiana, Indianapolis arasında bir yerde. Bir arkadaşım önerdi orayı. Dedi ki orada benim kuzenim yaşıyor. Orası oldukça güvenli bir yer. Orada konaklayabilirsin. Orası çok böyle sakin, küçük, güvenli bir yer. Dedim okey, güzel. Oradan bir rezervasyon yaptırdım. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Iowa. Iowa'dayız. İlk defa geliyorum buraya. Yolda böyle baka baka gideceğiz. Şöyle yolumuzu da gösterelim size. Böyle bir yol. Dağların, bayırların içerisinde. İki ayrı yolum vardı. Biri Illinois'in, yani Chicago'ya doğru giden tarafından gidiyordu. O yolu tercih etmek istemedim. Hem aşırı Chicago'ya giren bir yol, hem de o yolu tercih etmek istemedim. Geldik bak böyle bir stop line'a. Amerika'da kavşak yok. Stop line'dan tık tık işini hallediyorsun. Duruyorsun, herkes geçiyor. Öyle, yolumuz böyle işte, gördüğünüz gibi. Gidiyoruz. Yolumuz uzun. Tarlaların arasından, bahçelerin arasından devam. Sevgili dostlar, geldik. Oteldeyiz. Uzunca böyle bir 6 saat kadar, 6 saatten fazla hatta bir araba sürüşü yaptık. Yolculuk yaptık. Bu kamyon sürme işi oldukça yorucuymuş. Yani daha önce benzer boyutta araçlar sürdüm ama bu kadar uzun saat değil. Yani böyle 20 dakika, yarım saat böyle şehrin içinde bir yerden bir yere. Cidden zor işmiş. Yani uzun yol şoförleri. Gerçi onlar genelde tırlar mırlar kullanılıyor da onlar daha çok daha konforlu buradan. Bir de şey gibi yani. Traktör gibi böyle tıkır 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 tıkır. Çok yorucuydu. Cidden yoruldum. İşte biliyorsunuz zaten sabah eşyaları yükledik. Koskoca bir kamyon eşyayı yükle. İşte trailer al, araba üzerine koy. Oradan araç sür vesaire. Yoruldum, bittim. Saat şu an herhalde 10'u geçiyor. Akşam 10 ettik. Otele yerleştik. Bir şeyler yedik. Şöyle bir elimizi yüzümüzü yıkadık. Bir kendimize geldik. İşte masraflar masraflar. Fiyatlardan konuşuyoruz. Taşınma bize neye mal olacak? Gerçi hepsini videonun sonunda toplayacağız ama burada da belirtelim, otele $115 ödedik. Bir gece burada kalacağız. 115. E tabi bunun yemeği de var. Yemek yedik. Kaç dolar ödemişiz yemeğe? Bak burada fişimiz var. $29.45 ödemişiz. Buffalo Wild Wings. Abi bir şey tavuk, böyle şey fried tavuk söyledik. Aldık daha doğrusu, buraya geldik. Zehir gibiymiş yani, ballı barbekü sosu koydurduk içine. Böyle bir ballı barbekü yok. Beynim yandı acıdan. O kadar acıydı. Neyse, yanında sandviç de söyledik de onu yedik en azından. Ben yiyemedim açıkçası, sadece bir parça böyle küçük yiyebildim. Zehir. Kafayı yemişler, bu kadar acı yenir mi ya? Ya böyle şey acı da değil, biber acısı da değil. Kimyasal acı gibi. Bütün beyninin içinde hissediyorsun acıyı. Çok seviyorlar acıyı. Bir de dedim ki sosunu yanına koyun, hani batırırız böyle az az ucundan ucundan. Karıştırmışlar. Her neyse. Yolumuzu geldik. Bayağı yolculuk yorucu geçti. Cidden çok yorulduk. Gidiyoruz Ohio'ya doğru. Şu an Illinois'teyiz. Iowa'yı geçtik. İşte Minnesota'dan çıktık. Aşağı indik. Iowa'yı geçtik. Iowa'nın kenarından böyle sıyrıldık. Illinois'e girdik. Şu an Illinois'teyiz. Yarın Indiana'ya doğru yola çıkacağız. Indianapolis'ten geçeceğiz, zaten bunu konuştuk. Indianapolis'e ne kadar var? 200 küsür mil var galiba daha yolumuz. 200 küsür mil daha yol gideceğiz Indiana'ya. Yani yarın da nereden baksanız bir böyle 7 saat araba kullanacağız. Ama yarının güzel tarafı şu olacak. Aracı yeniden yüklemeyeceğimiz için daha böyle sakin, daha böyle dinlenmiş bir şekilde yola devam edeceğiz. Düşündüm, acaba dedim buradan nereye, yine böyle 6-7 saat sürecek sanıyorum. 6-7 saat sürsem nasıl olur acaba, tek seferde gitsem diye. Zor olurmuş yani, devam edemezmişim ya da çok çok durmam lazım. Yani o 6-7 saat olacaktı, belki 10 saat böyle dura dura her 2 saatte bir veya 1,5 saatte bir. Yorgundum çünkü dinlenmek, mola vermek, işte çay kahve almak, uykusuzluk da çökecek. O yüzden en iyisi böyle güvenli yavaş yavaş yolculuk yapmak. Riske atmaya gerek yok, vaktimiz var. Bu araç bizde 4 gün var. 4 günlük kiraladık. Buraya ödediğimiz bütün para bugün aldık. Sabah saat 10'da 4 gün sonra sabah en geç 4 gün sonra sabah saat 10'da tekrar teslim etmemiz lazım. Ki o kadar sürmeyecek zaten. Fiyatları konuşacağız. Fiyatları detaylı yani şu an söylemiyorum. Çünkü teslim ettikten sonra ekstra bir şeyler artı eksi çıkacak mı anlamak istiyorum. O yüzden kafa karıştırmak istemiyorum. Fiyatına şu an girmek istemiyorum. Ama bir depoya yakın benzin harcadık. 110 küsür dolar kadar bir akaryakıt aldık. Onun da bir deposunu harcadık. Şu an yarım depodan yine birazcık azımız var. Yarın sabah yola çıkmadan önce şu arkada bir petrol var, gördüm. Oradan yine yakıt alacağım, almak zorundayım. Sanıyorum bir 2 veya 3 kere daha akaryakıt alırız. Herhalde o 110'la birlikte böyle 150 de tekrardan yaksak, 150 daha eklesek üzerine. Böyle 260-270 dolar ve 300'e yakın belki de akaryakıt alacağız, bilmiyorum. Yolda göreceğiz. O yüzden aracı da tamamen teslim ettikten sonra artısıyla eksisiyle fiyatların tamamını size anlatacağım. Burada bunu keseyim. Videomuza yarından itibaren devam edelim. Gittiğimizde oraya başımıza neler gelecek birlikte görelim. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle dostlarım. Biraz dinleneyim. Yarın sabah yola çıkalım. Önümüzde upuzun bir yol var.
arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. İkinci gündeyiz. Yola çıktık. Piora'dan ayrıldık. Otelden akaryakıtımızı aldık. Şimdi 74. yoldayız. I-74. I-74'ten ilerliyoruz. 73'ten çıktık. Chicago kavşağından ayrıldık. Indiana'ya doğru gidiyoruz. Bir sonraki dönüş 175 mil sonra. Bir sonraki dönüşümüze 175 mil var. Yolumuz devam ediyor. Bu işler gerçekten yorucu işlermiş. Onu anladım. Gerçekten böyle uzun araç sürmek, böyle bir araba. Araba da rahat değil bu arada. Konforlu da değil. Kamyonet. Gidiyoruz. Yaklaşık bir 4 saat 20 dakika gibi bir yolumuz kaldı. Öyle gösteriyor. Da molayla beraber işte 1-2 mola veririz belki. 5 saati falan biraz geçeriz gibi duruyor. Yolumuz şu şekilde. Yolumuz böyle dümdüz gidiyor. Yollar bu arada iyi. Yollarla ilgili de konuşayım. Şeyde biraz Iowa'ya, Minnesota'dan Iowa'ya ilk girdiğimizde yollar biraz bozuktu. Hatta bayağı bozuktu. Sanıyorum o ara geçişte kimse bakmıyor herhalde. Artık ya Minnesota ya da Iowa üstlenmiyor bölgeyi. Bayağı kötüydü çünkü. Kısa bir mesafe ama oldukça yol kötüydü. Daha sonra gerçekten Iowa'da yollar çok güzeldi. Tertemiz geldik. Şu an Illinois'teyiz. Illinois'te de gerçekten gayet iyi yollar. Hiç fena değil. Indianapolis'e doğru gidiyoruz. Bakalım orada, yani Indiana'ya gireceğiz. Indiana'ya girdikten sonra yollar nasıl, orayı da göreceğiz. Indiana'dan da geçip Ohio'ya ulaşmış olacağız. Yollar ama temiz. Yollar güzel. Saatlik ortalama, yani saatlik hız sınırımız burada 70 mil. 70 milde 115 falan yapıyor. 115-120 arası bir hızımız var. Yolların hız sınırı böyle. Bu arada yollar ücretsiz, ona da değineyim. Bu yollar ücretsiz. Tamamen ücretsiz seyahat ediyoruz. Şeyden gidersek eğer, Illinois'in diğer tarafına, yani Chicago'ya doğru gidersek eğer, orada ücretli yollar var. Onlar ne kadardı onu da aslında hesaplamıştık videonun başında sanki. Komple oradan geçince bütün yol 15 dolar mı öyle bir şey tutuyordu galiba. Oradan gitseydik eğer. Ama buradan gitmeyi tercih ettik çünkü oranın hem trafiğine girmek istemedik. Ne kadar çevre yolu da olsa, şehrin içine girmiyor da olsak, oraların trafiği çok fazla oluyor. Hem onlarla uğraşmayalım dedik, hem de böyle geze geze. Duracağımız yerde Peoria'ydı. Peoria'da durmak için de bu yolu takip etmemiz gerekiyordu. Ben de zaten başından beri bu yolu istiyordum. Hem güzel, böyle çevreyi seyrede. Güzel nehirler, göller, güzel yerler. Böyle gidiyoruz. Yollar tamamen ücretsiz, gayet temiz, güzel. Böyle köprülerden geçerken biraz tıngır mıngır ediyoruz ama harici gayet iyi. Şu an yolumuz bu şekilde gidiyor. Yolda şimdiye kadar böyle ekstrem bir durum yaşamadık, görmedim de. Bir kere gördüm, böyle orta refuşta bir tane araba vardı. Hatta merak ettim acaba biz, çünkü sakin bir yolda gidiyorduk. Merak ettim acaba bizden çok önce oraya takla atıp düştüler de, hani arada kimse görmeden içinde birileri var mı diye düşündüm ama bir şey yapmadan geçtik. Yani bilmiyorum. Biraz böyle eskiden beri orada duruyormuş gibiydi. Tek ilginç gördüğüm şey oydu şu ana kadar. Ayrıca çok gördüğüm ilginç bir şey yok. Yol gayet, herkes sakin arabasını kullanıyor. Sakin gidiyoruz. Gidiyoruz dostlarım. Indianapolis'e gidiyoruz. Indianapolis. Sevgili dostlarım, Indiana'ya girdik. Indianapolis'e yaklaşık 30 mil gibi bir yolumuz var. Burada Laws bulduk. Şöyle bir petrol ofisi. Burayı zaten içeriği gösterdim size. Burası özellikle uzun yollarda kamyoncuların sıklıkla uğradığı yerlerden biri. Özellikle tırcı arkadaşların videolarını izliyorsanız eğer, Amerika'daki, onlardan da görürsünüz. Burada hem tırcıların olduğu, bizim bulunduğumuz alan normal bizim gibi araçların olduğu, hem de tırcıların öbür tarafta bir alanı var. Oraya tırlar geçebiliyor. Hem park edip dinlenebiliyorlar, duş alabiliyorlar, gerekli ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Aynı zamanda yemeklerini yiyebiliyorlar, dinleniyorlar. Buradan da devam ediyorlar. Yani bir kamyoncunun, uzun yol şoförünün daha doğrusu, ihtiyacı olan her şeyi bu Laws'larda bulabiliyorsunuz. Hemen hemen böyle, bilmiyorum ama 50 mi? 50 milde bir mi var? Öyle bir şey olması lazım. Tam emin değilim bundan. Ama yol üstünde birçok yerde görüyorum. Dedim ki bu sefer de Laws'ta duralım. Burası da hem büyük hem daha rahat edebileceğimiz bir yer. Bir de içeride Subway vardı. Subway'i uğrayalım dedim. Birçoğunda böyle Subway var. Birçoğunda McDonald's gördüm yol üzerinde. Yani Laws'un içinde McDonald's tabelalarını gördüm. Ama Burger King görmedim diye hatırlıyorum. Emin değilim. Burada Subway varmış, bir de pizzacı varmış. Biz Subway için geldik, dedik bir sandviç yiyelim. Bazı petrollerin yiyecekleri özellikle, kendileri böyle şey hazırlıyorlar, hamburger falan hazırlıyorlar, böyle küçük sandviç hazırlıyorlar ama onlar
çoğunlukla donmuş sandviçler oluyorlar. Yolda buna dikkat etmek lazım. Çünkü şöyle söyleyeyim, donmuş sandviçler hazır, ekmeğiyle beraber donmuş. Hızlıca mikrodalgada ısıtıp teslim ediyorlar. Sıcak kutuya koyuyorlar, siz de oradan alıyorsunuz daha doğrusu. Orada beklemiş de oluyor ne kadar. Gerçi onların süresini kendileri ayarladıklarını söylüyorlar da güvenilmez yani. Subway de çok iyi olduğundan değildi işte. Kötünün iyisi diye uğradık daha doğrusu. Subway'i de şey yapmayayım şimdi, öyle mükemmel sandviç diye övmeyeyim. Amerika'da herhalde ilk defa mı, ikinci defa yiyorum geldiğimden beri, 2 yıldan fazla süredir. İkinci defa Subway yiyorum. Normal şartlarda tercih ettiğim bir yer değil. Yolculuk şimdilik iyi. Indianapolis'e doğru ufaktan ufaktan gidiyoruz. Bu arada hem sohbet edeyim hem de halatlarımı kontrol edeyim. Sonuçta arabamız burada. Şunları da, şuraları da kontrol edelim ki her durduğum yerde bir kontrol atıyorum şuralara. Sıkıntı yaşamayalım. Alta da bakıyorum. Şimdilik her şey yolunda görünüyor. Bir sıkıntı yok gibi. Öyle Indianapolis'e doğru gidiyoruz. Sanıyorum bir 2,5 saat kadar daha yol gideceğiz. 2,5-3 saat kadar daha yol gideceğiz. Ondan sonra bitecek galiba. Şimdi Indianapolis'in içine tabii girmeyeceğiz. Şehir merkezine girmeyeceğiz. Indianapolis'in böyle etrafından dolanacağız. Güzel diyorlar o şehir için. Görelim. Bakalım şehrin yanından geçerken nasıl görünecek. Hadi yolumuza devam edelim. Geldik. Ohio'dayız. Ohio'da ilk işimiz hemen kapanmadan bu U-Haul'a uğradık hemen. Çünkü aracın arkasındaki trailer'ı teslim edip aracımızı da almamız lazım. Ki rahat rahat hareket edelim. Hem de eşyalarımızı indirebilelim. Geldik buraya. Şimdi arkadaşı bekliyoruz. Ben buraya park ettim. Dedi buraya geç, geliyorum. Gelip bu şeyi indireceğiz birlikte, sökeceğiz. O bana gösterecek daha doğrusu. Onun yapması daha güvenli. Ben hiç elimi sürmeyeyim. İşi bilenine bırakalım. Öyle arabayı sökeceğiz buradan. Ondan sonra iki araçla beraber evin yolunu tutacağız. Yeni evin yolunu tutacağız. Geldik Ohio'dayız. Valla buralarda trafik çok. Ben trafiğe çok alışkın değilim. Bakalım burada bu macerada başımıza neler gelecek. Uzun süre buralardayız. Şimdi bu arabayı teslim edelim. Galiba geliyor herhalde ya da gelecek. Bir müşterisi var içeride. Arabayı buradan teslim edelim. Daha doğrusu trailer'ı. Ondan sonra gidelim. Yorulduk. Bayağı yordu bizi. Ama daha fazla sürmek yok. Geldik artık. Buradayız. Tekrar U-Haul'dayız dostlarım. Geri geldik. Artık arabayı teslim etmeye geldik. Bakabilirsin. Ben bir şey göremedim. Baktım. İyice bir bakıldık içerisine. Öyle geldik. Tekrar şöyle. Self Storage. Burası U-Haul şubesi aynı zamanda. Aracı teslim edeceğiz. Teslim ettikten sonra da işte artıları eksileri konuşacağız. Bakalım bize ekstra bir şeyler çıkacak mı? Artısı eksisi nedir? Onu göreceğiz. Sonra da totalli hesaplayıp bu iş bize neye mal oldu, ne yaptık, ne ettik, bunları hesaplayıp konuşup videomuzu bitireceğiz burada. Ama buradan çıktıktan sonra asıl önemli kısım var. Bu işler bize neye mal oldu, ona bakacağız. Aracın içerisinde kontrol ettik, pek bir şey yok. Bir şey bırakmamışız yani, her şeyi almışız. Bu arada bu araç dostlarım, yani otomatik, onu da söyleyeyim, manuel değil. Otomatik sürmesi kolay o yüzden. Şimdi biraz önce bir kadın gördüm. Bunun bir küçüğü mü bir veya aynısıydı mesela, tıkır tıkır sürüyordu. Burada herkes kendi işini kendi yaptığı için herkes her türlü aracı kullanıyor. Zaten araçlar da otomatik, o yüzden kullanımları daha kolay. Bir test olsa bana çok zor olacaktır. Çünkü araç sürmeye başladığım günden beri neredeyse otomatik araç kullanıyorum. Böyle de bir güzelliği var. Otomatik araç. Bin bas gitsin. Öyle işte, girelim içeriye, bakalım içeride bizi ne bekliyor. İşin heyecanlı kısmı orası. Para 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 para. Hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Yine karşınızdayım. Yolculuğumuzu bitirdik. Uzun bir süre yolculuğumuzu yaptık. Zaten gördünüz. Bunun için şu an videonun sonuna geldik. Detayları sizlere anlatacağım. Taşındık, kalktık Minnesota'dan Ohio'ya geldik. Gördünüz işte, araba kiraladık. Gece orada kaldık. Yakıtlar aldık. Yolda yemek yedik. Onu yaptık, bunu yaptık. Evi taşıdık. Artık yerleştik. Evimizdeyiz. Gelin hesaplayalım birlikte ne kadar harcadık bu taşınma sürecinde. Sadece taşınırken aldığımız, ev için aldığımız malzemeleri falan saymayacağım burada. Bu arada dostlarım, bu videonun arkasını onu da paylaşacağım. Buraya geldiğimizde işte gelmeden önce koltuğumuzu satmıştık orada. İşte masamızı, deskimizi, çalışma masamızı satmıştık. Ne bileyim işte tenceremizdi, tabağımızdı, ıvırımız, birçok şeyimiz eskimişti. Onları attık. Buraya geldiğimizde bunların hepsini yeniden aldık. Yeniden, yani neredeyse sıfırdan burayı yeniden kurmaya çalıştık. Onun da bize neye mal olduğunu merak ediyorsunuz. Onları da bu videonun arkasından size paylaşacağım. Gittik her şeyi her yerden aldık. Yani IKEA'ya da gittik, Costco'ya da gittik, ne bileyim Walmart'a da gittik. Nereye? Home Depot mu? Home Depot. Öyle bir yerlere, yani ofis mi? Ofis Depot mu? Öyle bir yerlere de gittik. Bir sürü bir yere gittik. Birçok şeyi
farklı farklı yerlerden aldık. Hatta Amazon'dan da bir şeyler sipariş ettik filan yani. Öyle bir. Aynen. Öyle bir şeyler oldu. Onları detaylı anlatıyorum. Neyi ne kadar aldık, nereden aldık, nasıl aldık. O videodan haberdar olabilmek için hemen şimdi arkadaşlar beğeniyorsun, abone oluyorsun. Bildirim zilini de açıyorsun şuradan. Videoyu ben paylaştığımda hemen videoya ulaşmış oluyorsun. Sana bildirim geliyor. Gelelim diğer kısma. Ne yaptık? Eşyalarımız için biz bir şey kiralamayı planlıyorduk. Videoya öyle başladık zaten. Küçük bir kargo trailer. Olmadı. Büyük, küçük bir, hatta orta boy bir kamyonet kiraladık. Gelin isterseniz o kamyonetin yakıtından başlayalım. Şimdi elimde 3 tane fiş var ama biz 4 kere yakıt aldık. Bir tanesini kaybetmişim ama güzel olan ne? Videosunu çektiğim için kayıtlar da var. Videoda görünüyor. Videoyu kontrol ettim. Buraya notunu aldım. Elimizde bir fiş var. $55.88 bir fişimiz. Diğer fişimiz $68.76. Onu da buraya koyalım. Öbür fişimiz $55.74. Onu da şöyle koyalım. Bir diğeri de kaybettiğimiz fişin tutarı da $71.48. Bunlar toplamda sadece akaryakıt. Toplamda bize $351.80 mal olmuş. Sadece akaryakıt. Geldiğimiz bu 1000 küsür millik yolda akaryakıt olarak $250 yakmışız diyelim. Harcadığımız akaryakıt parası. Bir gece yolda konakladık. Onun da faturası. Bütün evraklarda elimde hepsini sakladım ki yanlış hata bir şey yapmayalım. $115.37 odanın şeyi, fiyatı. İşte bunun city tax'ı var. Bunun dışında state tax'ı var. Bunlarla birlikte $12.69 bir vergi, $6.92 diğer vergi, toplamda da $134.98, $135 diye bu fiyatın içerisine bunu da ekledim. Bununla beraber akaryakıt ve otel, bununla beraber $386.80. Ve gelelim büyük kısma. Büyük kısımda bu kiraladığımız U-Haul. Onun faturası da burada. Şimdi bir saniye, şunlar detayları. Onunla beraber, faturayla beraber detayları da var. Biz ne yaptık? Bir kamyonet kiraladık. Orta boy kamyonet kiraladık. Ya, kiraladığımız araç şu. Şöyle şuraya da göstereyim onu size. Bu aracı kiraladık. Bu araç 3 boy. Bu orta boyu. Biz bunu kiraladık. Bununla beraber bir de ne yaptık? Arkamıza bir trailer kiraladık. Yani bu kamyonun arkasına bir tane de trailer kiraladık. Ve bunun hepsini beraber sürüp geldik. Çünkü kendi arabamızı da bunun arkasına bağlamamız lazım. Zaten videoda da detaylı gördünüz. Şimdi bunların tamamına dostlarım, şöyle söyleyeyim. Kamyonete $1235 ödemişiz. Faturada yazanı okuyorum size. Kamyonetin fiyatı bu. Çektiğimiz trailer'ın fiyatı ise $251.93'miş. İşte bunun vergisiydi, sigortası vesairesi hepsiyle beraber toplamda $1581.20, 18 cent gibi bir para yapmış. Bu da bu gördüğünüz kamyonet ve arkasındaki trailer'ın kiralama fiyatı. Bunları da eklediğimiz zaman $1967.80 gibi bir para yapıyor. 80 cent yapmıyordur, o fazladır da ben orayı atlamışım. $1967 yapıyor. Centleri boş ver. $1967 bunların tamamı. Tabii bunların dışında ne yaptık? Biz bu taşıma işlemini yapmadan önce kutular aldık, bantlar aldık, ne bileyim streçler aldık, vesaireler aldık. Bunlara da ortalama $150 gibi bir para harcadık. Onu da ekleyelim bunun içerisine. Onunla beraber bir de yolda yedik, içtik. Bir yerde durduk, yakıt alırken işte kahve aldık. Öbür tarafta durduk, yemek yedik. İşte otelde neydi? Onun fişini bulamadım. Onun fişi kesin vardı. Ne kadar? 30 küsürdü galiba. İşte nedir onun adı? Tavuk kanadı gibi şeyler aldık. Bir şeyler yedik. Zehir gibiydi o da zaten. Beynimin içi yandı. Öyle bir acı. Hala unutamıyorum. Yani böyle acı seviyesi olan bir şey orası. Restoran. Acı seviyesine göre bakınca böyle yani alttan 3. 4. sos. Yani yukarıya doğru gidiyor acı seviyesi böyle. Farklı soslar var. Şimdi ben bunu aldım. Bu kadar acıysa bu. Yukarıda neler olduğunu hayal bile edemiyorum. Umuyor. Büyük ihtimalle karıştırdılar. Yanlış bir şey koydular. O yüzden o kadar acıydı. Beynim eridi. Her neyse. Biz de bu yeme içmelere biraz abarttım aslında ama çünkü onların fişini tutamamışım maalesef. $200 diyelim. Yani $200 yemedik yolda. Ama biz hadi $200 diyelim. Çünkü geldik. Evde işte ilk geldiğimiz gündü. Burada yemek yemediğimiz için bunu da yoldan sayalım. Gittik. Dışarıda yedik yine. Burada da dışarıda yedik. Gerçi burada yediğimiz biraz pahalıydı da. Yanlışlıkla bir otelin restoranına gittim çünkü. Evime en yakın restoranı bulup düzgün nere var diye hiç bilmiyorum. Yeni taşınmışım buraya. İnternetten baktım. Aa, yakında güzel bir restoran var. Puanı da güzel. Hadi gidelim. Bir çıktık gittik. Otelin restoranıymış. Haliyle biraz fazla oldu. Neyse biz buna 200 diyelim. Laf fazla uzatmadan. Dostlarım buna da 200 dedikten sonra bizim bu bütün taşıma, yok arabasıydı, yok yemesiydi, yok malzemeleriydi, kutusuydu, bandıydı, ıvırıydı, zıvırıydı. Minnesota'dan Ohio'ya taşınmanın bize maliyeti $2467 bilmem kaç sen. Toplam fiyat bu. Evet, harcadığım para bu. Türk lirasıyla sanıyorum zibilyon TL yapıyor bu miktar. Tam bilmiyorum kaç TL yapıyor şu an. Harbiden 2400, bir hemen hesaplayalım. 2467 TL kaç dolar diye yazdım. Bir saniye. Pardon. 2467 TL kaç dolar yazdım ya? Ya böyle bir şey olur mu? Yanlış yazdım. Dolar kaç TL olur? Kafam yandı. Hesaplayamadım o kadar. Okey. 2467 TL. 2467 dolar. Toplamda 84.500 TL yapıyormuş. Burası için düşük bir rakam olmasına rağmen orası için evet oldukça yüksek bir rakammış. Bilmiyorum şu an taşınma ücretleri orada ne kadar. Ama biz kendimiz taşıdık yani. Hani bir şirkete de taşıtmadık. Bu paralara büyük ihtimalle orada şirkete taşıtıyorsunuzdur. Biz
sadece burada kiralara verdiğimiz, yakıta verdiğimiz paralardan bahsediyoruz. Eğer bir taşımacı şirketle anlaşmış olsaydım ve onlar benim evimi buraya taşımış olsaydı kuvvetle muhtemel 4000 küsür gibi bir para ödeyecektim. Yani iki katı gibi bir para da ödeyecektim, açık söyleyeyim. Evet dostlarım, fiyat bu. Yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoları sizlerle elimden geldiği kadar şeffaf bir şekilde böyle paylaşmaya çalışıyorum. Faturalarıyla, belgeleriyle. Her şey belgeli. Paylaşmaya çalışıyorum. Beni takip edin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bildirim zilini açın. Abone olun. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.